Meclis görüşmelerimiz, milletvekilleriyle görüşmelerimiz sürekli, genel başkan ve yardımcıları seviyesindeki görüşmelerimiz sürekli. Bunun haricinde sağ olsun başkanımız sürekli televizyon kanallarında Twitter'ı çok iyi kullanabilen, aslında tamamen bu sosyal mecradan uzak insanlar ama bir anda bunun nasıl güçlü olup da burada etkin hale gelebildiğimizi tüm Türkiye'ye göstermiş olduk. Mitingler evet çok 3 tane çok büyük mitingimiz oldu. 15 bin kişilik katılımlarla. Tabii. Şimdi, takip ettik hep. Şimdi Sayın Bal bildirdi. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'den de bununla ilgili bir talebimiz oldu. Sağ olsun o da bunu anlayışla karşıladı ve bunun için desteklerini sundu bize. Yani bu hak mücadelesi ve alınana kadar devam edecek. Evet. Bu hak mücadelesi devam etmeli de zaten. Biz Meltem TV ailesi olarak daima hakkını arayanın yanındayız. Geçtiğimiz günlerde burada emeklilerimizi ağırladık. Haklı olarak tepkilerini sert üsluplarla da dillendirdiler. Fakat sertlik değil artık, damarlara dokunmak lazım. Kesinlikle. Böyle düşünüyorum. Kesinlikle. Beyefendiye mikrofonu verebilirsek, ben aranıza girmeyeyim, engel olmayayım görüntünüze. Kendinizi tanıtırsanız, siz nereden, nasıl, ne mağduriyetler yaşıyorsunuz? Türk kamuoyu duysun. Buyurun. Ben Ender Keskin, İzmir Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği Başkan Yardımcısı. Evet, ne güzel. Evet. Şimdi biz mağduriyetimize çok eski, 1987'de çıkan bir yasayla, 3308 sayılı yasayla beraber bu mağduriyet oluştu. O mağduriyetin devamı olarak bizlere birer kart verildi meslek serileri ve çıraklık okullarına girerken. O kart bize verilirken, SSK tarafından işe giriş tarihi gösterilen ön tarafı, daha demin Sayın Başkan'ın anlattığı gibi işe giriş tarihi gösterildi. Arka tarafında da sigorta numarası vardı. Ön taraftaki işe giriş tarihimiz 2008'e kadar da e-devlet sistemine geçilinceye kadar her yerde işe giriş tarihi olarak gösterildi. Hmm. 2008 yılında o tarih birden 4 daha tescil tarihi ve hizmete başlangıç tarihi diye ikiye ayrıldı. Ve dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen 2 tane işe giriş tarihimiz oldu. Yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. İki tane işe giriş tarihimiz var. Ve biz bu süreye kadar hep SSK'ya gittiğimiz zaman işe girişiniz sayılıyor dendiği halde maalesef bunun böyle olmadığını, devlet eliyle kandırıldığımızı öğrenmiş olduk. Çünkü o işe giriş tarihimiz kartta yazmasına rağmen sistemlerde birden 4A hizmet tescil tarihi diye gösterilmeye başlandı. Tabii bu mağduriyet böylece oluşmuş oldu. Çünkü biz hep devletimize güvendik. Dedik ki bir işe giriş tarihimiz var, sistemlere bakıyoruz var. Gidiyoruz SSK'ya soruyoruz var. Hatta SSK'da staj yapan, çıraklık yapan arkadaşlarımız gidip bizzat memurlara sorduğu zaman sizin işe giriş tarihiniz var, gerek yok sizin bir daha şey yapmanıza diye söyledikleri halde biz maalesef o hakkı kaybettik. Şimdi acı tarafı da şu. Çıraklık okulunda okuyan arkadaşlarımız 6-7 seneye kadar bu kartla çalışırken uzun kol denilen başlangıcı yapması da engellendi. Hmm. Dolayısıyla insanlar hem uzun kol yapmak istediği zaman yapamadılar hem de bu kartla mağdur edildiler. Biz böyle bir acı mağduriyetle karşılaştık. Çözümü için birçok partiye gittik, birçok kez meclise gittik, bakanlığa gittik. Bize haklısınız dendiği halde bekleyin çözüm olacak deniyor ama bir türlü çözüm gelmiyor. Hatta Bakan Bilgin Aydın'da bir konuşmasında bu sorun bittiği ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Ama yine biten yok. Geri dönüldü. Birdenbire yine mağduriyete geri döndük. Hani orada biz sevinmiştik. Demiştik ki en sonunda devlet eliyle çözülecek demiştik. Verilen hak geri alınmaz diye bir şey vardı. Evet. Çözüldü mü dedi o tarihte Bakan Bilgin? Evet çözüldü Bilgin. Demişti Bakan Bilgin. Aydın demişti ki yani staj ve çıraklıkta EYT ile beraber çözülecek demişti. Ama maalesef öyle olmadı. Hatta bu konuyla ilgili bir çalışma olduğunu, çıraklıkla ilgili bir çalışma olduğunu söyledi bir başka yayında. Devlette devamlılık esastır dedi. Ama devlette devamlılık esas ama bir türlü bekliyoruz yine gelmiyor o yasa. Yani biz hakkımızı her yerde arıyoruz. Bu sorunu az önce başkanımın da söylediği gibi ara eleman sıkıntısının da çok büyük etkileri var. Dediği gibi staj ve çıraklık okulları seçilmiyor. Almanya'da bu seçilme oranı %50'lere varmışken, biliyorsunuz Almanya bir sanayi ülkesi. Ülkesi tabii. Ama ülkemizde... Az mı adam insanımız gitti oraya, evet.
Ülkemizde maalesef bu oran %15 seviyelerine kadar düştü. Ve şu anda dışarıdan, 3. dünya ülkelerinden insan getiriliyor buraya, ara eleman sıkıntısı çözülsün diye. Ve meslek liseleri, çıraklık okulları Sayın Başkanımın dediği gibi seçilmiyor. Bu seçilmeme ayrı bir etken. Bir de biz mağdurlar zaten ustayız, ana elemanız. Bizler de bu mağduriyet dolayısıyla enerjimiz, verimimiz düştü. Bu mağduriyet peşinde koşmaktan bizler de birer tane çırak eksik yetiştirdik. Yani biz o konuda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Çünkü biz bu mağduriyet peşinde koşmak istemiyoruz. Gidip birer tane daha çırak fazla yetiştirmek istiyoruz. Hem meslek okullarından çırak yetişmiyor, hem de bu mağdur kesimin yetiştirdiği insan sayısı da çok azaldı. Peki yani, bu mağduriyet giderse araya ne olur diye sorduğunuz zaman ülkemizin kalkınma seviyesi artacak. Bakan, Bakan Bilgin İzmir'deki Çalıştay'da esnaf ve sanatkar olarak Çalıştay'ında şunu söylemişti. Ülkemizin en büyük sorunu ara eleman sorunu demişti. Ve dolayısıyla işsizlik azalacak. Niye işsizlik azalacak? Hem iş gücümüzü yetiştireceğiz, hem de 3. dünya ülkelerinden insanları getirmeyip kendi iş gücümüzü kullandığımız için kaliteli iş gücüyle kavuşacağız. Meslek okullarında kaliteli iş gücü yetişecek. Ve iş sektörünün istediği iş gücü sağlanmış olacak Gülgün Hanım. İş kalitesi artacak. İş kalitesi arttıktan sonra da son kullanıcıların, müşterinin de daha iyi hizmet alması ve rekabet oluşmasından sonra daha iyi bir hizmet sağlanmış olacak. Ayrıca öyle zannediyorum ki bu kayıt dışılık da kalkacak. Aynen. Şu anda kim kimdir, nedir, hangi iş kolunda kim çalışıyor? Çok dolaşırım sokak aralarında, iş kollarında. Dilimizi bilmeyen insanların çalıştığını görüyorum. Murat Öksüz Bey'e uzatırsanız o tornacı, bunları konuşalım. Bir de güvenliği söz konusu bu evlatların o yaşta. Hem bir geleceğe dönük mağduriyet var, hem de çalışırken, staj ve çırak olarak çalışırken başına gelmeyen kalmıyor. Çok yakın tanıdığım bir ailenin oğlu iş buldu bir elektrikçide. 14-15 yaşlarındaydı, bilemiyor. Elektriğe kapıldı bütün vücudu. Şu anda yıllardır çok değişik bir giysi var vücudunda. Çünkü yandı ve derisi gitti. Vahim bir tablo. Ve mesela birebir tanık olduğum bir durum bu maalesef. Ve çok acı. Ve şu anda o çocuk hayatı sönmüş bir çocuk. Çalışamıyor artık. Bir de böyle durumlar var. Evet, Sayın Öksüz, evet. Siz tornacı deyince çok ağır ağır bir iş tabii, kolu. Ağır işler. Buyurun. Ben de tornacıyım. Bize mikrofonu şöyle yaklaş, biraz yakın tutarsanız. Bize bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Her ben zaman. Meslek lisesi mezunu bir tornacıyım. Bizim kandırılmışlığımız bize verilen o SSK kartlarıyla oldu. Çünkü elimize bir SSK kartı verildi. Önünde işe giriş tarihi yazıyor. Bir sonraki iş yerinizde bunu veriniz diye ibare var altında. Ondan dolayı biz bunu sigorta giriş olarak zannediyorduk. Bizim müdürlerimiz, öğretmenlerimiz de bunu bu şekilde bize aksettiler ve biz buna inandık. Daha sonraki iş, mesleki eğitim bittikten sonra o karta inanaraktan, güvenerekten sigorta girişlerimizi hayatın şartlarına göre biraz erteledik. Ama biz bilseydik ki o giriş sayılmıyor, biz her türlü bir sigorta girişimizi yapardık. Bizim de öyle bir kandırılmışlığımız var. Buradan da Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz bu mağduriyeti, bu kitleyi duysun diye. Bu mağduriyet bitsin istiyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Şu an zaten bu mağduriyeti yaşadığım için ben kendi evlatlarımı meslek lisesine göndermeyi kesinlikle düşünemem. Benim de hayatımda en büyük pişmanlığım meslek lisesi okumak. Çünkü çok mağdur olduk. İnanılmaz mağdur olduk. Durum böyle. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz ama şu cümle çok çarpıcı. Çok çarpıcı. Meslek lisesi okuduğuma pişmanım. Evet. Oysa bu ülkenin iş gücüne ihtiyacı var. Üretmeye ihtiyacı var. İthal eden, ihraç eden, ithal değil ihraç eden ülkeye ihtiyacımız var. Üretelim ki satabilelim. Ama bunu niye yapamıyoruz? İş kollarında sorunlar, tabii özelleştirme sorunları. Yani öyle geniş kapsamlı bir tabloyu sizlerden dinliyoruz ki. Sayın Ayhan Keskin, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Siz elektrik, elektronik? Elektronik. Sadece elektronik. Sadece elektronik. Tamam. Elektrik, elektronik de böyle ağzımıza pelesenk olmuş. Buyurun. Sizi dinleyelim. Ediyorum. Sizlere sürekli bize ekranınıza konuk ediyoruz. Sizin nezdinizde Meltem TV camiasına çok teşekkür ediyorum. Bizlerin mağduriyeti devletimize güvenerek işletmelerde staj
stajyer ve çırak olarak çalışmaya başlamakla oldu. Bu süre zarfında bizler fiilen çalıştık. Arkadaşlarımız da belirttiği gibi sigorta kartlarımızı da aldık. Çıraklıkta şöyle bir durum da söz konusu. Ender Bey de bahsetti. Mesela aynı işletmede çalışan iki kişi devlet onu denetlemeye geldiğinde bir tanesini çıraklık okuluna veriyorlar. Onun önünde sigorta kartı veriyorlar. O arkadaşımız da o dönem için kendini şanssız zannediyor. Çünkü sigorta kartı var. Çalışmaya gidip geliyor. Diğer onun arkadaşı sigortasız ve güvencesiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Zaman içerisinde o diğer arkadaş başka bir yerde sigortasını yapıyor ve o sigortalanmış oluyor. Çıraklık okuluna gidenin minimum 4 sene başka bir yerde sigorta yapma hakkı olmuyor uzun vade. Çünkü o okulu bitirmesi gerekiyor usta olması için ve kendine ait bir dükkanı açabilmesi için. Günün sonunda devletin sigorta kartını önce alan arkadaşımız sigortalı olamıyor, başlayacaktan yararlanamıyor. Ama o dönem kaçak çalışan, devletin müfettişleri ya da okuldan birileri geldiğinde depoya saklanan ya da dışarı gönderilen kaçak çalışan işçi sigorta başlangıç hakkına sahip oluyor ve ondan sonra özlük hakkını alıyor. Bu da bir garabet. Yani, bu büyük garabet. Devletin evet. Kayıt altına aldığı ve güvencesi altına aldığı kişi, daha doğrusu alındığı zanneden kişi, hı hı. Bu haklarından mahrum olduğunu ta ki 2000'li yılların ortasında belki de 2010'lu yıllarda öğreniyor. Çünkü e-devlet vesaire çıkıyor. Burada hak gaspı özellikle çırak kardeşimizde büyük. 4 sene, 6 sene, 7 sene aynı işletmede çalışan var. Düşünün 14-13 yaşında giriyorsunuz. 20 ya. Yaşında oradan çıkıyorsunuz. Ya. 7 yıllık sigorta olmaz lazım. Sadece iş kazasına geçerli olduğunu yıllar sonra öğreniyorsunuz. Askerlikti, geldi, gitti derken bir anda şimdi 13 yaşında işe başlayan birisini bugün mesela 40-50 yaşında olsa 35 senelik çalışmışlığı var. Büyük devletimiz diyor ki sen az çalıştın, 10 sene daha çalış. Yani 45 sene çalışıp bugün emekli olan, 43 yaşında emekli olan insanlar varken 45 sene bir çırak arkadaşımız çalışması öngörülüyor ki bu Türkiye şartlarında pek hayatın olağan aksine pek mümkün görünmüyor. Burada anayasal bir hak gaspı var. Özellikle çıraklık açısından. Burada uzuvlarını kaybeden kardeşlerimiz, tabii. abilerimiz var. Tabii biz kardeş abi diyoruz da bizim en gencimiz 43, 45, 47, 50 yaşına yaklaşanlar var. Yani sözün gelişi kardeşimiz diyoruz. Minimum 50 yaşında, 52 yaşında, 53 yaşında hala bu mağduriyetin çözülmesini bekleyen kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız var. Bir tur daha söz hakkı gelse. Tabii süremiz var. Mikrofonu ben Sayın Bala uzatayım. Çünkü sürekli olarak şu karttan söz ediliyor. Bu kartı icat eden kim? Bu kartın arkasına bu yazıların izin verilmesini isteyen kim? Burada hangi bakanlıklar devreye girmeli? Milli Eğitim Bakanlığı, Yeni Yüzyıl Marif bilmem ne programları diyeceğine Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda bir adımı olmalı mı? Var mı? Ben mi bilmiyorum. Ayrıca tabii Çalışma Bakanlığı'nın mutlak surette bir etkisi olması lazım. Ve elbette bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de işlevini bu konuda sanıyorum yerine getirmesi lazım. Yani bir yasa isteniyor. Siz hoş bir ironik anlatımda bulunmuştunuz. Yasanın 3308 demiştiniz sanıyorum programımızda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandık numarası. 308'de. Düşünün İstanbul'da 32 bin sandık var. 32 bin sandık içinde herhalde bize deselerdi ki Sayın Cumhurbaşkanımızın hangi sandıkta oy kullanmasını istersiniz? Yani ben derdim ki 3308 olsa keşke. Düşünün. Ve öyle olmuş. İşte, tevafuk budur. Tevafuktur bu. İnşallah bu oradan başlayan o süreç nihayetinde tabii ki sizin de dediğiniz gibi bu meclis marifetiyle, kanun marifetiyle çözülebilecek bir konu. Konu kanun marifetiyle çözülecek olduğu için de bizim bütün siyasi partilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. Biraz önce Selçuk Başkanımızın da söylediği Ankara'da Özgür Özel Beyefendi ile görüştük en yakın fotoğrafları zamanda. Fotoğrafları ekrana getirebilir miyiz? Sizin sıcağı sıcağına ilk kez burada açıklayacaksınız. Başka yayına
Katıldınız mı? Hayır, ondan sonra katılmadık. İlk kez Meltem TV'de, evet. Sayın Murat Bal, Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyon Başkanı olarak CHP liderinin yepyeni başkanı, çiçeği burnunda başkanı, evet. diyebiliriz. Özgür Özel'le görüştü. O görüşmeden fotoğrafları da bize yolladınız. Onları ekranda kullanabiliyor muyuz hemen? Görebiliyor muyuz sevgili reji? Evet, onları görürsek, evet. belki video volda da görebiliriz. Evet, Özgür sıcağı Bey'le sıcağına görüştük. Görüştünüz, izlenimleriniz. Evet, buyurun. Meclis odasında, meclisteki odasında Özgür Bey'le görüştük. Yarım saate aşkın bir görüşmede bulunduk. Bizim kendisinden bazı taleplerimiz oldu. Öncelikle yine buradan yine dile getiriyorum. Çalışma Bakanlığımızdan bu konuyla alakalı resmi verileri paylaşmasını istedik. Yani bu burada 1986 yılından itibaren ne kadar kişi staj ve çıraklık girişi olmuş. Bunların ne kadarı 99'a kadar, ne kadarı 99'dan sonra. Evet, fotoları görebiliyor muyuz? Ha, tam ekran olursa, evet. Televizyonda göremiyoruz, video volda görüyoruz. Konya Milletvekilimiz Barış Bektaş da bizimleydi. Bir şöyle bir bekleyelim. Ha, geldi görüntüler sonunda. Evet, buyurun. Özgür Özel'le görüşünüz, siz, dinliyoruz. Evet, daha önce sizin programlarınıza da çok katılır. Ömer Fethi Gürer vekilim. Sürekli, sürekli kanun kendisiyle teklifi veriyor. Bir kere daha buradan teşekkür, evet. etmek istiyorum. Onunla birlikte basında şeyde mecliste bir basın toplantısı yapmıştık. Basın toplantısında Barış Bektaş Konya milletvekilimiz de vardı. Evet. O da sağ olsun Özgür Bey'le olan görüşmeye ön ayak oldu. Ona da teşekkür etmek istiyorum buradan, tabii, bir kere daha. Tabii. Biz Özgür Bey'le görüştüğümüzde kendisinden bazı taleplerimiz oldu. Bu taleplerin en başında bir kere Cumhurbaşkanı ile görüştü, biliyorsunuz dün. Evet. O görüşmede bizim de bu gündem maddelerinden biri olmasını talep ettik. Olmamızı, hı hı. talep ettik. Sağ olsun, o da kendisi kesinlikle söz verdi. Dedi ki, emin olun başkan, burada dedi, ben dedi bunu dedi bizzat dile getireceğim dedi. İnşallah da dile getirmiştir. Daha kendisine ulaşamadık dünden beri. Evet, dünden beri. Evet. Çünkü kendisine yakın kanallar bir boş koltuk konuşması yaptılar. Evet. Boş boş durmadan boş koltuk. Ne, evet. zaman onlara baksan maalesef boş koltuk. Maalesef Türkiye'de bazı şeyler magazine ediliyor. Abuk sabuk yayıncılık. Haklısınız. Ve bakış anlayışı. Magazine efendim, ediliyor, evet. işte. Yani orada gerçekten ne konuşulduğu. Burada da biz fahri beratımızı veriyoruz. Evet. Özgür Bey gerçekten bizim her yerde sesimizi dillendiren, her mitingde, düşünün seçim konuşması, seçim kazanmış bir lider. O gece iki kere, üç kere bizden bahsediyor. Bayramda namazdan çıkıyor, bizden bahsediyor. Her grup konuşmasında bizden bahsediyor. Biz de kendisine bu kadar çok bizden bahsettiği için ve bize bu kadar çok değer verdiği için burada Fahri Federasyon Üyeliği Beratımızı takdim ettik. O da sağ olsun hemen duvarına onu koydu. Şimdi, çok güzel. Tabii burada önemli olan artık fiiliyata geçmek. Aynen öyle. Sözün bittiği yer. Söz bitti artık. Fiiliyat. Aynen hareket öyle. İstiyorsunuz. Aynen. Eylem istiyorsunuz. Biz eylem istiyoruz. Biz neden eylem istiyoruz? Bakın. Evet. Son 3 seçimdir Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesine koyuyor bizi. Ama döndüğümüzde diyor ki bütçe olanakları. AK Parti'nin razı edilmesi gerekiyor. Yani vaatlerde var. Var. Vaatler, ben de vaat edebilirim. Bakın gelin, ben bir iş yeri açıyorum. Gelsin bütün arkadaşlar, hep birlikte çalışalım. Ben onlara çok iyi kazanacağım biliyorum. Ayda 100 bin lira maaş keşke. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Vaat, tutamayacağımız vaatleri yani. Vermememiz siyasetin aslında ana kurallarından biridir. Yani burada biz gerçekten o Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu sözüne güvendik. 3 seçim beyannamesinde varız. Ama günün sonunda... 3 seçim beyannamesi dediğiniz geriye gidersek dönük. Kaç tabii, yıl? Tabii tabii. Kaç yıl yapıyor? Parmaklar yetmeyecek. Parmaklar sanki. Yetmeyecek. Peki günün sonuna geliyoruz. Kendileriyle görüştüklerimizde bize diyorlar ki arkadaşlar işte bütçe olanakları, biliyorsunuz ki biz tek başımıza iktidar değiliz, eğer tek başımıza iktidar olursak ancak bunu çözebiliriz gibi konular bizim önümüze geliyor. Ama dönüp bakıyoruz, aynı Milliyetçi Hareket Partisi maalesef ki, maalesef demeyelim tabii, başka bir mağdur kesim, onlara da saygımız var, onların mücadelesine de saygımız var, ama kamu mühendisleriyle alakalı kendisi kanun teklifi veriyor. Yani biz de o zaman biz de seçim beyannamesindeysek, biz her zaman kendilerine de şunu söyledik, dedik ki madem öyle, tabii ki bunu AK Parti'yi de razı ederek çıkaracaksınız ama o zaman bizimle ilgili de bir kanun teklifini yenileyin. En azından sözünüzü tekrar meclise getirin. Bunu da buradan bir kere daha söylemek istiyorum. Yani burada bütün siyasilere eşit noktadayız. Aynı uzaklıktayız ve aynı yakınlıktayız. Biz staj ve çıraklık partiliyiz.
Bunu bir kere söylemek gerekiyor. Biz staj ve çıraklık partiliyiz. Biz davamız var. Staj ve çıraklık partisi. Parti kursanız vallahi iktidara gelirsiniz. Bunu da konuşuyor arkadaşlarımız ama yani partiden ziyade burada benim bahsetmek istediğim, hani biz siyasetle işimiz yok ama biz mağduriyetimizin de sonuna kadar peşindeyiz. Bu mağduriyet bitmeden bu insanlar bu alanlardan geri kalmayacak. Bakın evet. Buradan bir kere daha söyleyeyim. Yani siyasiler şöyle düşünmesin. Onlar bıkar. Bıkmayacağız. Onlar geri çekilir. Bakın çekilmeyeceğiz. Çok net söylüyorum. Alanlarsa alanlar, sosyal medyaysa sosyal medya, ulusal medyaysa ulusal medya. Biz hakkımızı alana kadar bunun peşindeyiz. Biz bunu de. Herkes bilsin. Biz de sizlerle el ele, omuz omuza, yürek yüreğe çok teşekkürler. Bu konunun mutlaka düzeltilmesi gerektiğinin hem içindeyiz hem takipçisiyiz. Çok tekrar size uzatalım. Çözüm nasıl üretilir? Sayın Bal gayet net koydu ortaya. Çözümün üretilmesi için acil atılması gereken adım ne? Şimdi bir, yani dilim varmıyor söylemeye, kandırılmışlık diyeceğim de demiyorum. Kandırılmışlık diyebilirsiniz Gülgün Hanım. Bu gerçekten bir kandırılmışlık. Neden? Ben sizin elinize bir sigorta kartı verdim. Mikrofon. Çok özür diliyorum. Kandırılmışlık. Kandırılmışlığı açıklayayım ben size. Ben size bir evrak veriyorum. Bakın ilk başta açıkladım. Devletin resmi evrak. Devletin müdürünün üzerinde imzası, mührü olan bir evrak veriyorum. Bu evrak yanlış çıkıyor. Şimdi bu kandırılmışlık değil nedir? Nasıl yanlış çıkıyor? Çünkü orada bir işe giriş tarihi var. Orada bir işe giriş tarihi yazıyor. Bu kartlar. Kartın üzerinde. Arkasında sigorta numarası. Arkasında sigorta numaramız yazıyor. İşe giriş tarihi için bugün diyorlar ki, ya diyorlar o tam olarak geçmiyor. Nasıl yani? Peki sigorta nasıl geçiyor? Sigorta aynı numarayla işlem görüyoruz şu anda. Biz o geçmeyen... Sigortanız var ama oraya para pul yatmamış. Aynen. Niye söylemediniz? Niye kandırdınız? Soru bu. Niye söylemediniz? Niye kandırdınız? Ha kandırdınız ve söylemedinizse o zaman biz diyoruz ki bugün en azından bunu telafi edelim. Sayın Özgür Özel bu konuyu iyi anladı mı? Anladı. Anladı. Gerçekten zaten anladı ve destek veren de bir liderimiz. Bu konuyla alakalı ben sonuna kadar da bu davada faydalı olacağına ve bu dava evet. çıkana kadar da bu işin onun da peşini bırakmayacağına eminim. Umarım. Buyurun. Buyurun kusura bakmayın aldık mikrofonu ama tabii karşılıklı sohbet içinde geçiyor programımız. Evet yani Türkiye genelinde bu böyle, siz yurt dışında iyi biliyorsunuz anladığım evet. kadarıyla. Düzenlemeler oralarda nasıl, bari onu örnek alalım. Tamam ona, o konuda bilgi vereyim. Şimdi Almanya örneğini yine alıyorum çünkü evet. Almanya gelişmiş bir ülke. Almanya'da meslek lisesi ve çıraklık okullarının teşvik edilmesi, halkı teşvik ediyorlar. Nasıl teşvik ediyorlar? Oraya giden insanlara çeşitli olanaklar veriyorlar. Yani oraya gittiklerini seçtirme oranlarını artırıyorlar. Hatta oradan mezun olan kişileri sınavsız üniversiteye sokuyorlar. Bizde nasıl bir durum var? Biz geçmişte ne yaşadık? Biz Suriyelileri sınavsız alıyoruz. Yani maalesef. Biz nasıl bir şeyler yaşadık? Biz meslek lisesi okuduğumuz zaman önümüze katsayı engeli çıkarttılar. Bir de o vardı değil mi? Evet. Yani biz bırakın sınavsız üniversiteye girmeyi, yani sınava girerken de bir önümüze 1-0 yenik başlıyorduk sınava girerken. Yani meslek lisesine giden kişiler maalesef geçmişte bir de bu şekilde mağdur edildiler. Ama Almanya'da ne oldu? Almanya meslek liselerine gitmeyi hem teşvik ediyor, hem onlara ekstra olanaklar sağlıyor, hem sınavsız üniversiteye sokuyor. Ve sınavsız üniversiteye soktuktan sonra da o kişiler gerçekten çok başarılı oluyor. Niye? Ağaç yaşken eğilir Gülgün Hanım. Tabii. Yani bu meslek lisesindeki insanlar, çıraklık okulundaki insanlar çok genç yaşlarda tam mutfağında bu işleri öğreniyor. Bir vidanın nasıl sıkıldığından, o vidanın nasıl yapıldığına kadar öğreniyor. Ve bu insanlar Almanya'da ne yapılıyor? Üniversiteye giderken bile teşvik ediliyor. Ve yani çok özür dilerim, şu cümle zihnimde yankılandı. Bir vidanın bile nasıl sıkıldığını iyi öğreniyorlar diye. Bizde bir vidanın yanlış sıkılması nedeniyle bir araç kaza yapıp canlar gitmişti. Öğrenildi ki yeni tamirden çıkmış ve tekerlek uçtu. Mikrofonu verelim. Hemen alacağım mikrofonu. Buyurun. Yani vidanın ne olduğunu bilemeyen insanlar var günümüzde artık. Bazı maalesef, şeylere o kadar uzaklaşıldı maalesef. Ki. Maalesef. İş ehlinin evet. elinden çıkınca kıyamet evet. yakındadır. Size mikrofon gelinceye evet. kadar şunu söyleyeyim. Bir işe Türk gibi başlamak, Alman gibi devam etmek, İngiliz gibi bitirmek mi derler? Evet. Ama bir Türk gibi bir heves başlarız biz. Ondan sonra sonunu
İğneyi, çuvaldızı hepsini batıralım kendimize. Ülkemizin kalkınmasını istiyoruz. İnsan emeğinin boşa savrulmamasını istiyoruz. 1 Mayıs'ta tomalarla gazlar sıkacağınıza o insanların söyleyeceklerine kulaklarınızı açın istiyoruz. Buyurun. Ender Bey tam da böyle o Almanya'nın güzel örneğini verirken çok enteresan bir şey var. O Almanya'da meslek lisesinde okuyan bir Türk vatandaşı Türkiye'ye gelip o çıraklık yaptığı dönemin sigortasını kabul ettirip burada emeklilik hakkı kazanıyor. Ha, bir de öyle bir şey var. Bunu bir anlatın bize. Bir de böyle bir durum var. Bir dakika. Şimdi biz yurt dışı, buradan evet. işçilerimizi zamanında Almanya'ya, Almanya kalkınsın diye o daha ziyade Sivas'tan bedenleri dahi soyulup kontrol edilerek aynen öyle. Gönderdik. Yani. Buyurun. Şimdi, bu çok önemli. Şimdi çok oradaki önemli. Oradaki ikili anlaşma, bunu söylediğimizde ikili anlaşmadan bahsediliyor. Biz de bunu diyoruz ki ya biz bu ülkenin vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti'nin hani belki yanlış cümle olacak ama öz vatandaşıyız. Çünkü bütün sıkıntılarını burada biz yaşıyoruz. Bütün ekonomik sıkıntılarından tutun da her türlü... Yani siyasilerin dediği gibi yerli halksınız. Ya, maalesef o cümleye geliyor. Patron Hans'sa sigorta geçiyor, patron Hasan'sa geçmiyor. Buyurun çok maalesef. Güzel. Patron Hans olursa sigorta geçiyor. Patron Hasan'sa geçmiyor. Çok güzel. Yani. Buyurun. Şimdi... Bakın neler varmış. Evet. Şimdi biz görüşmelerimizde Sayın AKP milletvekilleriyle bu konuyu değindik. Bize hep şunu söylüyorlar. Almanya'da, şurada, burada, Fransa'da emeklilik yaşı 60 küsürün üzerinde. Ama aynı haklar Türkiye'de veriliyor mu? Artı orada mesleksiz ve çıraklık okulu sayılıyor. Madem o yaşı söylüyorsa onu da söyle. Yani, meslek lisesi ve çıraklık okulunda okunan süre de sayılıyor. Evet, sayılıyor. Bırakın staj ve çıraklığı. O fiili çalıştığı süreyi okuduğu süre de sayılıyor. Aynen öyle. Niye bizde olmasın bu? Bu kadar hani biz üst medeniyet düzeyine çıkacaktık. Hani dünyanın pek çok ülkesi arasında birinci olacağız. Şimdi 1999 öncesi giren arkadaşlarımıza bir hak verildi biliyorsunuz. EYT denilen bir süreçte. Evet, EYT'liler. Onların savunduğu şey şuydu. Bir oyun başladığı zaman kural değiştirilmez. Maç başlamıştır, kural değiştirilmez. Biz de o kuralın içindeyiz zaten. O 99 öncesinde o kartlardaki yazan işe giriş tarihlerimiz zaten başlamış. İşe giriş tarihi vermişsin. Bu kural bozuldu. O kuralda ne yazıyor? Biz işe girişi tarihi varsa sayılır diyor. Ne oldu? İşe giriş tarihimizi günün sonunda saymadılar. Gittiler o tarihi, yok başka şeyler, kısa kol falan, dünyanın hiçbir yerinde olmayan şeyler söylediler Gökhan Hanım. Ve sonuç olarak bizler mağdur edildik. Biz bu mağduriyetin çözülmesi için Sayın Federasyon Başkanımız çeşitli çözüm önerileri sundu. Dedi ki bizim sorunumuz değil, biz yapmadık, bu şeyi biz çıkartmadık kanunu. Madem kısa yatırdınız, tamamlayalım dedik. İşe giriş tarihimiz var, üstünü tamamlayalım dedik. Devlet bütçesine katkı olsun dedik. Bununla ilgili teklifler verdik. Ama ne oldu? Onu da kabul etmedi. Aslında devlete çok büyük bir faydası var bu mağduriyet. Hatta cebinizden tamamlama yoluna gittiniz. Gülgün Hanım, bu mağduriyetin sosyal çözümü... Sosyal devlet anlayışında bu yok. Bu mağduriyetin çözümü diğer mağduriyetlerden biraz farklı. Hem bütçeye sıcak para vereceğiz, hem de bu mağduriyet çözüldüğü zaman ara eleman sıkıntısının baş nedeni budur. Çözümü böyle getirdiniz. Yani bütçeden 5 kuruş kar edildim derken milyarlarca dolar zarar ediliyor. Ülkemizde şu anda iş gücü yetişmediği için yatırımcılar, son kullanıcılar çok kötü durumdalar. Yani geçenlerde esnaflarla bir otosanayi sitesinde bir basın açıklaması yaptık. Esnaf kan ağlıyor. Çırak arıyoruz, bulamıyoruz. Kalfa zaten hiç yok. Yani yani hı hı. Çıraklar ben yetişirsem şeye gideceğim diyor, yurt dışına gideceğim diyor, ülkenin durumu bu çok kötü diyor. Yani biz kendi yetiştirdiğimiz çırağa sahip çıkamıyoruz, gidip 3. dünya ülkelerinden maalesef iş gücü getiriyoruz. Çok işler acısı bir durum. Yani çok bu mağduriyet bir önce çözülmeli. Bazen şöyle söyleşilere tanıklık ederim. Ya sen bu konunun üstüne çok fazla gitme, haklısın ama sonra buradan çırak çıkarsın. Derler. Değil mi? Ne acı aslında. Murat Bey. Murat Öksüz Bey. Evet. Buyurun. Yani bu konunun bir an önce çözülmesini istiyoruz işte. Mağduriyet belli. Sigorta girişlerimiz giriş olarak sayılsın istiyoruz. Yani herhangi bir prim falan istemiyoruz. Devlet eğer bunu borçlanmaysa, borçlanma olarak istiyorsa ona da biz razıyız. Mağduruz zaten. Mağdurumuz belli.
Evet. Çok da söyleyecek bir şey yok aslında. Yani aslında meslek okulları sanatçı yetiştiriyor, zanaatkar yetiştiriyor. Sanatçı deyince... Birçok meslek dalı ölüyor. Ölüyor değil mi? Ne acı, evet. Ne acı. Buyurun, bir şey söyleyecektiniz. Evet. Ender Bey'in... Ayhan Bey. Ender Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Bizim mağduriyetimiz çözümü de içinde barındıran bir mağduriyet. Biz bu çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Burada iki nokta var. Bir, geçmişte bu işe başlayan bizim gibi, şu an belli bir yaşa gelmiş stajyer ve çırakların bu sürede geçen başlangıçlarını kabul edilme kaydıyla devlete borçlanmayı öneriyoruz. Makul bir sürede bunun parasını ödemeye şu an bizler hazırız. Ve bakanlığa, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir para girişi olacak. Bunun yanında bir de güncel çırak ve stajyer kardeşlerimiz var. Bunların sayısı da epey fazla. Bunların da şu anda uzun, yani şu bu sorun hala devam ediyor. Mesela bu geçtiğimiz Eylül ayında staja başlayan bir öğrencinin uzun kol vadi sigortası yapılmıyor. Onun elinde bir sigorta kartı var. Bundan da primleri ödenmiyor. Bizim Sayın Murat Bal'ın başkanımızın önerisi şu, bunlar şu an güncel çalışan sigortalıların da primleri uzun kol prim olarak kabul edilsin. Uzun bu, kol. Evet ve bunlar yatırılsın. Ha, bu evet. Yatırılma da şöyle olur. İşverenin yükü olmaması açısından indirimli bir orandan yatırılması ve bir hesapta bloke edilmesi. Eğer kişinin de bu eğitimi bittiğinde bu primleri satın almak kaydıyla ya bu günleri ödeyecek yarısını o günlerin hak sahibi olacak. Ve burada evet. Havuzda bir para birikecek. Bu biriken parayla hem sistem yeni sigortalıları almaya devam edecek hem de gerekli bu ara eleman, nitelikli eleman yetiştirmesi teşvik edecek. Hem de bu para bu eğitim işinde de kullanılmış olacak. Hem de bizlerden gelen fonla bayağı bir yüklü bir miktar para girişi olacak. Ya bu çözüm önerimiz, yani sorun aslında çözümü içinde barınıyor. Hatta tebrikler. Artıda bile olan, evet. Sayın Başkanımız daha güzel anlatabilir. Böyle bir önerimiz de var bizim. Yani şu an günümüzde de bu sorun devam ediyor. Aynı zamanda biz bu sorun çözüldüğünde hem eski çırak ve stajyerlerin sorunu çözülmüş olacak hem de bu alanda Ender Bey'in dediği gibi bir teşvik olacak. Sürekli çırakların sorunlarının televizyonda bahsedilmesi var. Kimse bu okula gitmiyor. Arkadaşımız dedi ben meslek lisesine göndermem. Kimse çocuğunu oğlunu göndermiyor. Nitelikli dediğimiz liselere giremeyenler oraya gidiliyor. Ondan da yüz dilik dilindeki yeri evet. İyi. Halbuki kafası ve el becerisi olan arkadaşlar, kardeşler meslek okullarına gittiğinde nitelikli mobilyacı, nitelikli demir doğramacı yetiştirirse daha güzel olmaz mı? Bu sigorta sorunuyla birlikte bu da çözülebilir. Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş dünyası temsilcileri bir araya gelip de bu sorunu çözebilirler. İş dünyası da bu sorunun farkında. Ankara Sanayi Odası ya da Ticaret Odası Başkanı'nın önerisi vardı. Bu arkadaşların askerlikleri tecil edilsin, evlenirken yardım yapılsın, hatta yıpranma böyle 3-5 yıl erken emekli olsun. Yani iş dünyası bu sorunun farkında. Devletimiz çünkü de farkında. Kendileri için önemli bu. Evet. Milli Eğitim, üretemeyecek yoksa. Milli Eğitim Bakanlığı evet. Farkında. Ben Teknik Okullar Genel Müdürü ile görüşmüştüm. Bir şey yapıyor mu Milli Eğitim Bakanlığı? Milli Eğitim Bakanlığı da mezunlarının durumunun farkında ama sadece tek bir kurumun ya da tek bir paydaşın bu sorunun farkında olmaz, çözüm istemesi de olmuyor. Dediğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş dünyasının temsilcileri oturacak, bu sorunu çözecek. Murat Başkanımızın çözümü de zaten sorunun içinde. Evet. Kendisi evet, arzuysa evet, daha detaylı evet. Bir şekilde anlatabilir. Siz bir şey mi söyleyeyim? Bir son dakika gelişmesi de var. Belki bu görüşmemize de ışık olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında CHP lideri Özgür Özel'le yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullanmış. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Çok önemsedik. Önemli bir mesaj bu. Siyasetin yumuşama dönemine girmesi bir inatlaşmayı da ortadan kaldıracaktır kanısındayım. Değil mi? Benim aldığım mesaj o. Bundan sonra ana muhalefet ve iktidar sorunların çözümünde biraz daha muhalefetin sesini yüksek sesle dinleyecek ve eminim bundan sonra özellikle Sayın Ömer Fethi Gürer gibi çok değerli milletvekillerinin verdiği yasalarda AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedilmeyecek ve kulaklar açılacak. Bir yol alınacak. Bunu anlamak istiyoruz.
Ve bu yolu da artık açmak lazım. Ülkenin gerilmeye değil, yumuşamaya ve önünün açılmasına ihtiyacı var. Kesinlikle. Öncelikle o kutuplaşma ortadan kalkacak böylelikle. Umarız. Bu çok güzel bir dileriz. Yaklaşım inşallah devamı gelir. Şimdi az önce Murat Başkanımız ilk etapta şunu söylemişti. İşte o sigorta kartı. Bu sorunu biz anlatmaya başladığımız ilk günlerde bizim karşımıza hep şu söylendi. Dediler ki siz öğrencisiniz. Dedik hayır biz öğrenci değildik. Biz bizzatihi bir fiil bir iş yerine gidip çalıştık. Dediler ki hayır bu öğrenimizin bir parçasıydı. Dedik ki hayır bakın biz maaş aldık. Bordrolu eleman gibi biz iş yerine gittik. İş yerinde servisimizi kullandık. İş yerindeki işçilerle birlikte yemeğimizi yedik. Orada beraber çalıştık. Hayır dediler siz öğrencisiniz. Buradan bir kere daha söylemek lazım. O bize verilen ve kandırılmışlığımızın kanıtı olan o belgenin arkasında ufak bir ibare var. Bunu bir dahaki iş yerine teslim ediniz. Bir dahaki iş yerine. Şimdi madem bundan ne anlarız o zaman? Madem öğrenciyiz. Burada çalışıyorsunuz. İş yerinde çalışıyorsunuz. İşçisiniz, emekçisiniz. Yani. Gelecek iş yerine de bunu kanıt olarak teslim ediniz. Kanıt olarak teslim ediniz. Şimdi bu kadar ikilem içerisinde sürekli gelgitler yaşıyoruz. Bakın kendi çözüm önerilerimizi üretiyoruz. Kendi çözüm önerilerimizle karşı tarafa gidip işte bakın şundan dolayı böyle olmalı, bundan dolayı böyle olmalı. Aslında olması gereken bu mu? Hayır. Yani halk maalesef Türkiye'de böyle bir mücadele vermeden o hak maalesef kazanılamıyor. Ama işin özetine baktığımızda o kadar güzel çözüm önerileriyle çıkıp karşılarına bu hak kaybının ne olduğunu anlattık her defasında. Az önce Ayhan Bey mesela çok güzel bir şey söyledi. Ender arkadaşımız ona keza. Bakın meslek liselerinde veya çıraklık okullarında yetişmiş evlatlarımızın biz her zaman ne diyoruz? Onlar bizim geleceğimiz. Evet. Bu gençlerin mühendis olması kadar doğal bir şey yok. Bugün mühendis yetiştiriliyor. Ülkenin her tarafında neredeyse her mahallede bir üniversite var. Ama içi boş üniversiteler. Bir iş yerine gittiği zaman mühendis kardeşlerimiz affedersiniz bir kumpas tutmayı bilmiyor. Ölçü aletini kullanmayı bilmiyor. Kumpas deyince tabii biz hep kumpası başka duyanıyor. Yani. Kumpasın bir yani, ölçü aleti olduğunu hassas bir ölçü ben aleti. Bile biliyorum. Yani. Yani o durumda içler acısı bir durum var. Yani bugün bu hakikaten o aletlerin, edevatların, bütün kullanan insanların bir mühendis olduğunu düşünün. Ona göre zeka kapasitesinin oraya evrilmesini düşünün. Tabii. Ve Türkiye'nin geleceğini düşünün. Aslında çok basit. Hani bu çıraklığın mutlak ve mutlak düzeltilmesi gerekiyor. Özellikle de bu sorunun düzeltilmesi gerekiyor. Çırak çıkmamak lazım diyerek Sayın Bala uzatalım. Son 4 dakikamız zannediyorum. Çözüm içinde dedi Sayın Ayhan Keskin. Aslında biz derdimizi söylüyoruz ama dermanın da içine koyarak söylüyoruz. Tabii. Bugüne kadar bu sorunun çözülmemesi yönünde bir parmak bal çalındı ama çözülmedi. Ne dendi size ve ne yapılması lazım ivedilikle? Bize hep söylenen şuydu, evet siz haklısınız. Sizin mağduriyetiniz gerçekten çözülmesi gereken bir mağduriyet. Ancak şu anda bütçe olanaklarımız buna izin vermiyor. Evet. Hatırlarsanız sizin ekranlarınızdan da bir çağrıda bulunmuştum ben. Aslında bu çağrıyı bir daha dile getirmek gerekiyor. Devlet tasarruf tedbirleri açıklıyor. Bakıyoruz bu tasarruf tedbirlerinde yine Alman markalı, Amerikan menşeli arabalar, milyon dolarlık arabalar yine gündem konusu. Biz çok güzel bir araba yaptığımızı söylüyoruz TOG diye. Bütün üst düzey makam arabaları TOG'la değişsin öncelikle. Siz bu teklifi daha önceki buluşmamızda da yapmıştınız ve tekrar edelim. Bakın bu tabii ki bizim konumuzla birebir alakalı değil ama evet. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Madem bütçeyi toparlayacak en önemli konulardan biri. İngiltere 50 bin arabayla dünyayı yönetiyor. O da bir dünya ülkesi. Bizde 700 binin üzerinde kamu aracı var. Yani oralardan başlansa, yani şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Mesela Türkiye'de üretilmeyen hiçbir arabayı keşke kamu almasa. Türk işçisinin elin
adamına ödüyoruz parayı. Bizim emeğimize, alın terimize keşke bu paralar aktarılsa. Evet. İşte bütçe dediğimizde birçok noktaya girebiliriz. Ama şunu söyleyelim. Öncelikle bizim mağduriyetimizle alakalı olarak mutlaka SGK'ya kısa vade primleri yatmış, uzun vade primleri yatmadığı için de bize diyorlar ki sizin bununla bugünleriniz sayılmaz. Bu primlerin yatması lazım Gülgün Hanım. Biz de diyoruz ki tabii ki sosyal devlet olarak düşündüğümüzde aslında bu bize düşmez. Bu bizi çalıştıranların yatırması gereken bir primdir. Benim işverenim de devletti. Hadi onu da geçtik diyoruz. Tamam, madem bunun yatması gerekiyor. Bizim işe giriş tarihimizin gözükmesi şartıyla, işe giriş tarihimizin olması şartıyla belli bir makul ölçüde bir borçlanma bize verin. Biz de devlete bu katkımızı sunalım. Yani bütçeye olanaksa bütçeye olanak, bütçeye kaynaksa bütçeye kaynak. Bir kere masaya biz para koyuyoruz. Evet. Düşünün. Yani ekonomiyi döndürecek çarkları çarklara ve bu sürekli gelecek can suyu para veriyorsunuz. Ve bu sürekli gelecek de para. Çünkü bugünkü stajyer ve çıraklarımız için de yine bu kısa vade primleri uzun vade olarak yatırılması, bunun belli bir kesiminin gerekirse öğrenci velisinin de katkısıyla, işverenin katkısıyla ortak bir çözümle bunun da devamlı olarak bütçeye gelir şeklinde irat kaydedilmesinden yani bahsediyoruz. Yani ben şu anda Cumhurbaşkanı olsam, hadi başbakanlık sisteminde başbakan olsam, ben bu öneriyi derhal hayata geçiririm. Geçirilmeyecek öneriler değil. Şöyle biriyimdir çünkü. Şimdi zayıflamaya karar verdim. Yarım saat sonra incecik olmayı isteyenlerdenim. Yani işte anında çözüm. Peki bugün enflasyon rakamları da açıklandı. O rakamları da görelim. Size de soracağım. Buyurun. Gülgün Hanım, staj ve çıraklar sanayinin bel kemiğidir. Yani ilk kısmıdır. Tabii. Ve bir üretici nasıl tohumun maliyetini aramazsa staj ve çıraklar da sanayinin tohumudur. Bu tohumun maliyetini yaparsan üretim yapamazsın. Dolayısıyla bunun maliyeti yok zaten. Bunun maliyeti ülkeye zarar. Yani bunu ülkeye zarar. Evet. Bu arada işte bugün tam ekran görebiliyor muyuz ya da video voldan görebiliyor muyuz? Bir ENAK var. Enflasyonu takip eden o güçlü akademisyenlerden oluşan grup. Bir de TÜİK var. TÜİK'e göre çok ünlü bir sanatçımız neredeyse 25-30 yaşında öyle indirimler yapıyor ki. Enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon 69.80 olarak ifade edildi. 3.18 Nisan. Aylık enflasyon, Nisan ayı enflasyonu 69.80'e çıktı. ENAK'ın var. ENAK da diyor ki Nisan ayı enflasyon %5.2, %124.35. Siz aynı zamanda mali müşavirsiniz. Ne diyorsunuz bu tabloya? Evet. Ne olacak? Ya ne olacağını Sayın Bakan Şimşek şöyle söylüyor. İlk 6 ayda enflasyon böyle gidecek. Sonra enflasyonda bir düşüm yaşayacağız. Düşecekmiş. İnşallah dediği gibi olur. Mayıs'ta da diyor tepe noktalara evet. Çıkacak. Sonra diyor, ondan sonra bir düşecek bir göreceksiniz. Düşecek şahane olacak. Bakana biri pembe gözlük mü hediye etti acaba? Şimdi oradaki düşümden bahsetmek istediği şey aslında şu Ülgün Hanım. Geçen sene 2 ay Haziran Temmuz 9.9 geldi. %9 %9 geldi. Şimdi zaten onlar %3.3 gelse evet. 12 puan oradan düşme oluyor toplamda. Yani düşümden bahsedilen aslında hani geçen sene çok yüksek olduğu için evet. Hani ölüme gösterip de sıtmaya razı etmek gibi bir tabir vardır. Geçen sene zaten o 2 ay Haziran ve Temmuz 9.9 geldi. Şimdi siz onları 3.3 getirirseniz 6 puan 12 puan zaten 12 puan otomatik evet. Düşmüş oluyor. Evet. Evet. Şimdi eğer öyle bakarsak olaya başka bir şey. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yani bu çerçevede baktığınızda emeklilerde %17-18 şu anki hak ettikleri artış 6 ayın sonunda da %20-25 civarına gelecek gibi gözüküyor. Biraz da refah payı belki 25-30 civarında bir zam alırlar gibi gözüküyor şu anki duruma göre. Evet. Ama çok değerli bir kurumumuz uçuyor, öyle uçuyor ki genel müdürü 1,5 milyon TL gibi birçok yerden maaş alıyormuş. Uçuyor yani. Evet, maalesef. Uçuyor. Maalesef işte kamuda tasarruf tedbirleri, uçuyor. İşte kamuda tasarruf evet. Tedbirlerinin içine bir kere daha seslenmek gerekiyor. Kamuda tasarruf tedbirlerinin staj ve çıraklık sigortası mağdurlarından başlamaması gerekiyor. Ya. Kamuda tasarruf tedbirlerini son cümle lütfen. Lütfen bu tür israf kalemlerinden başlamasını öneriyoruz.
Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Her birinize çok çok teşekkür ediyoruz. Vicdanın sesisiniz. Bu programlara devam edeceğiz. Sizleri sık sık, sizleri sık sık ağırlamak istiyoruz. Çünkü Meltem TV sosyal devlet anlayışının, milli ekonomi modelinin savunucusu olan bir görüşün kanalı ve Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, medeniyet seviyesini yakalamak isteyenlerin kanalı. Bu uğurda biz başımızı koyduk bu yola. Arkadaşım Özgür Cobutoğlu, biraz önce programımıza başlarken izlediğimiz o görselleri hazırlamıştı. Siz de eline sağlık. Eline sağlık. Siz istiyorsunuz o görselleri kullanmak için yayından hemen sonra size takdim edeceğiz ve sistem içinde kullanacaksınız. Değerli izleyicilerimiz, sevgi ve saygılarımızı sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Staj ve çıraklık mağdurlarının sesini duydunuz. Onlar konuştu, dinledik, çözüm önerilerini de getirdiler. Karar yönetimlerde. Pazartesi günü yine görüşmek üzere. Meltem TV'den ayrılmayın. Esen kalın. Çok